Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü sunar. Kartaltepe ve Mehmetçik Anıtı. Kartaltepe, karayolun geçtiği Doğatepe ile birlikte Sakarya Nehri üzerindeki Beylik Köprü bölgesinde bulunan geçit ve köprüleri kontrol eden stratejik bir konumdadır. Bu stratejik önemi sebebiyle düşmanın en son terk ettiği bölgelerden biridir. Bugün tepenin karayoluna yakın bölgesinde düşmana dur diyen Mehmetçik Anıtı yükselmekte, Sakarya Meydan Muharebesini her yönüyle anlatan müze ziyaretçilerine duygu dolu anlar yaşatmaktadır. Bütün mum heykellerin birebir ölçülerde ve gerçeklikte yapıldı. Bu salonumuz tarihteki Türk devletleri, Türk boylarını tanıtan salon. Önce Teoman'la başlanıyor. Teoman biliyorsunuz devletin kurucusu ve aynı zamanda da devlet daha genişlemiş. Aynı zamanda dünyadaki ilk düzenli ordunun da mimarı Metehan olduğu için Diyarbakır'da Metehan sergileniyor. Heykel kısmında da Teoman'ı sergiliyoruz. Burası da Orhun yazıtları. Üzerinde görmüş olduklarınız sanatçılar bunu özel çalışmışlar. Aynı şu anda Orhun yazıtlarının üzerindeki yazılar burada mevcut. Aynı zamanda matbaanın da bulunuşuna dair bir düzenlememiz var. İlk matbaanın bulunuşu Uygurlar. Sağ taraftaki duvar kağıtlarında görmüş olduklarınız yani o devletin kurucu hakanları. Burası da Avarlar. Bu diorama. Tarihteki kavim göçlerini işte Avarların başlattığından bahsedilir ya. Ona ithafen böyle bir düzenleme yapılmış. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkımızın Kartaltepe bölümündeyiz. Biz Doğatepe'de her sene 13 Eylül Sakarya Zaferi'ni büyük bir coşkuyla halkımızla kutluyorduk. Bu sene pandemi nedeniyle böyle bir imkanımız olmadı. Kurum olarak kendimiz kutlayıp atalarımıza, şehitlerimize minnettarlığımızı ve dualarımızı etmiş olduk. Bu alan şu an Sakarya Zaferi'nin hem de 16 Türk devletimizle beraber Osmanlı tarihimizin ve
Sakarya ve Kurtuluş Savaşı'mızın tanıtıldığı Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi'nde bulunuyoruz. Buraları da bütün halkımızın gelip görmesini ve bu yapılan çalışmalarla birlikte ecdadımızı yad etmelerini tavsiye ediyoruz ve bekliyoruz bütün ekibimizle. Ziyaretçilerimize burayı görmelerini de tavsiye ediyoruz. Genelde biz kurum olarak bu Sakarya Meydan Muharebesi için 5 yıllık bir süre içerisinde 100 milyonun üzerinde bir yatırım yaptık. Bütün alanlarımızı, şehitliklerimizi, siperlerimizi ihya edip ziyaret edebilir hale getirdik. Bunun için sadece halkımızdan buraya gelip bu alanları görüp ecdadımıza bir fatiha okumalarını tavsiye ediyoruz ve bekliyoruz. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Kurtuluş Savaşı'na şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar meçhul asker değil, adını peygamberinden alan Mehmetçiklerdir. Onlar zaferler tarihimize altın harflerle geçen sayısız destanların unutulmaz kahramanlarıdır. Belde-i Tayyip'e olan İstanbul'u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar oldular. Çanakkale'yi geçilmez kılarak Düveli Muazzama'yı dize getirdiler. Viyana'da başlayan çekilmeyi 238 yıl sonra Sakarya Meydan Muharebesi ile durdurdular. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Afyonkarahisar'da "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle düşmanı İzmir'de denize dökerek Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunu gerçekleştirdiler. Onlar için ne yapsak az. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Sakarya Meydan Muharebesi, Tarihi Milli Park Müdürlüğü sundu.